Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında Gaziantep'in İstahiye ilçesinde de anma programı düzenlendi. Programda gözyaşları sel oldu. Felakette karşı karşıya kaldığımızda, bugün seneyi devriyesini idrak ettiğimizde gözyaşlarıyla kaybettiklerini hatırlayan, yad eden kardeşlerimizin kalplerine sekinet ihsan eyle, metanet ihsan eyle, onları ve cümlemizi livaül hamd sancağı altında kıyamette Havz-ı Kevser'in başında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla birlikte haşru cem eyle Allah'ım. Geçen yıl çok daha soğuk bir hava vardı ve bu havada canlarımız, kardeşlerimiz enkaz altında, kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız vardı. Büyük bir acı yaşadık. Fatma Şahin Başkanımız o gün telefonla aradığında Ankara'daydım. Biz uyandık ve haberdar olduk. O dakikadan itibaren hemen AFAD merkezindeki çalışmayla beraber Murat Kurum Bakanımızla birkaç saat içerisinde Gaziantep'e intikal ettik. Gaziantep AFAD'da koordinasyon kurduktan sonra Nur Dağı'nda 112 merkezi vardı. Tabii hiçbir bina yok geldiğimizde. Gelirken yollar kapalı, taşlar yukarıdan, kayalıklar hep devrilmiş, araçlar gelemiyor. Yine otoban yolu kapalı. Tüm bu yardım çalışmalarını da elbette olumsuz etkiledi. 112 hemen koordinasyon merkezi yapıp telefonlar çekmiyor. Şehirle ilgili yine bir hazırlıklar yapıldıktan sonra İstahiye'de Sayın Valimiz ve Fatma Hanım İstahiye'deydi. Biz Nur Dağı'nda oradaki koordinasyonu yaptıktan sonra yine civar illerden gelen yardımlar, askerlerimiz, polislerimiz, AFAD'ımız çok büyük bir fedakarlık içerisindeydi. Gerçekten o gün çok büyük kahramanlıklar yazıldı. Nur Dağı'nda şehidimiz var, polislerimiz, ama lojmanda şehitlerimiz oldu. Polis kardeşlerimiz orada fedakarca çalışıyor. Jandarmamız, askerimiz, yine kurtarma ekiplerimiz, arama kurtarmalı ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllü kuruluşlarımız o gün aslında asrın felaketinde nasıl bir asrın dayanışmasını olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Değerli kardeşlerim, o gün yine bu saatlerde işte hepimizin yaşadığı ikinci deprem, Elbistan merkez üssü olan depremi de hep beraber biz Nurdağ Hastanesi'ne tam Murat Kurum Bakanımıza girerken yaşadık. O ve sonraki artçı depremlerde çok büyük bir felaketti. Yani dünyanın o dakikalar herhalde en uzun yüzyılı yaşadık. Dakikalar yüzyıl gibi geçti. Çıkaracağımız dersler var, alacağımız dersler var, yapacağımız daha büyük işler var. Tabii 99 depreminden sonra alınan tedbirlerle büyük bir şekilde vefatların gerçekleştiği yerlerin daha eski tarihleri oldu. Bazı dersleri aldığımızı da bu anlamda görmüş olduk. Ama daha yapacak yine işlerimiz var. Enkazın altında sesimi duyuyor musun dediğimizde, ya sen nerelisin, kimsin, düşüncenle, fikrinle, partinle, inancınla, mezhebinle diye sormuyoruz. Kardeşim diyoruz. Bu enkaz altından nasıl bu duyguyla çıktıysak, sadece 6 Şubatlarda değil, 7 Şubat'ta da, 8 Şubat'ta da, kıyamete kadar bu birliğimizi aynı enkaz altında nasıl bir kimliğini sormuyorsak, enkazdan çıkınca da biz 85 milyon düşüncesiyle, inancıyla ne olursa olsun biriz, beraberiz, kardeşiz. Enkazdan beraber çıkaran ruh bu ruhtur. Birbirini tanımayan, ta Türkiye'nin öbür tarafından harçlığını gönderen çocuklardan, geçimini sağlamak üzere ayırdığı parasını gönderen vatandaşımızdan, hayırseverlerimizden, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden, herkesinden buraya yardımlar geldi, el uzatıldı. Tek yürek olduk, hep beraber olduk. Zaten tek yürek olunca bu milleti hiçbir afet, hiçbir sıkıntı asla yıldıramaz. Hepsinin üzerinden, üstesinden geliriz. Geçen sene tam da bu saatlerde
Ülke olarak yıkıldık. Ülke olarak sallandık. Ülke olarak 85 milyon olarak enkazın altında kaldık. Burada hissedilen neyse, his olarak emin olun 85 milyonun hissettiği aynıydı. Bu anlamda kıymetli hemşerilerim, öncelikle Gaziantep'imizde şehit olan 3904 kardeşimizi, annemizi, babamızı, evladımızı, sevdiğimizi, arkadaşımızı ve onlarla beraber depremde şehit olan 53 bin canımızı, ciğerimizi rahmetle anıyorum. Allah hepsini nur içerisinde yatırsın. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele etsin. Allah hepinizi sevdikleriyle öbür dünyada cennetinde buluştursun diyorum. Kıymetli bakanlarım, milletvekillerim, kaymakam arkadaşım, belediye başkanlarım, kurum amirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ıslahiyeli Gaziantep'li hemşehrilerim. Gecenin bu saatinde acılarımızı bir kez daha yaşıyoruz. Rabbim böyle bir afeti, böyle bir depremi ne bize, ne memleketimize, ne de dünyaya bir kez daha yaşatmasın. Yaşanabilecek en büyük afetlerden bir tanesiydi ve biz bunu yaşadık. 2023 yılını hatırladığımız zamanlar, hem bu yıl hem bundan sonraki yıllar, iki tane şeyi sanıyorum hepimiz aklımıza getireceğiz. Birincisi, hatırlamak istemeyeceğiz. Yaşanabilecek en büyük afeti 53 bin canımızın kaybıyla beraber yaşadığımız için 2023 yılını hatırlamak istemeyeceğiz. Ama diğer taraftan da ne kadar büyük bir millet, ne kadar büyük bir devlet olduğumuzu, kenetlendiğimizde neler yapabileceğimizi de anımsayacağız. Hepiniz buraya çıkan herkesin, ben de dahil, konuşurken ne kadar zorlandığını galiba fark etmişsinizdir. Gerçekten ne denebilir, nasıl anlatılabilir, ne söyleyip de bir gram teselli yaratılabilir. Buraya çıkan herkes bunu düşünerek galiba çıkıyor. Ama gerçekten kelimeler de kifayetsiz kalıyor. Anlatabileceğiniz bir atmosfer değil. Anlatabileceğiniz duygular değil. Biz aslında bu günü planlarken de bunu yaşadık. Günlerce konuştuk arkadaşlarla. O gün ne yapsak? 4.17'de ne yapsak? Gün içerisinde ne yapsak? Ama biraz herkesin serbest kalabilmesini daha çok önemsedik. Sanıyorum bugünü dualarla geçirmek, anmayla geçirmek, anlamakla geçirmek hepsinin en iyisi olacak diye düşündük. Ve kıymetli milletvekillerimiz ve belediye başkanım, o gün burada yaşananları anlatmaya gayret ettim. Hem ne büyük bir acı yaşadığımızı, hem de peşinde her türlü ayrımı bir tarafa bırakarak nasıl kenetlendiğimizi anlatmaya çalıştım.